Asr-ı Saadet'ten Hatıralar. Seslendiren Münip Engin Noya. Allah'ın dostunun dostu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Lat, Menat ve Uzza'nın gölgelerinin kendilerinden daha büyük olduğu zamanlardı. Güneşin yaktığı ama aydınlatmadığı zamanlardı. Muhammedül Emin'e göklerden haberlerin gelmeye başladığı zamanlardı. Kimsenin ona inanmadığı, onun sadık bir dosta her şeyden çok ihtiyacının olduğu zamanlardı. Hal böyleyken, herkes onu yalanlarken, biri tereddüt etmeden ona inandı, iman etti. Peygamberin aleyhissalatu vesselam getirdiği her şey baş göz üstüne dedi, kabul etti. Şeksiz şüphesiz bir kabullenişti onunki. Katıksız, saf bir imanın eseriydi. O, elçisinin Rabbinden vahiy aldığına iman etmişti. Bir gecede Mescid-i Aksa'ya gitmek neydi ki? İmanını sınarcasına bütün gözler üzerine kilitlendiği vakit, cevabıyla sadakat timsali bir dost olduğunu bir kez daha ispat etti. Kim ne derse desin, o söylüyorsa doğru idi. Gösterdiği bu sadakat ile onun namı, adının önüne geçti. Ve Peygamberin aleyhissalatu vesselam, çok samimi, çok sadık dostu, Ebu Bekir Sıddık olarak bilindi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, sevincini peygamberinin aleyhissalatu vesselam sevincine kattı, hüznünü hüznüne. Nebinin aleyhissalatu vesselam belini büken yükü, onun da yükü, derdi, onun da derdiydi. Aynı yolda yoldaş, aynı halde haldeş idiler. Öyle ki Allah'ın kendisini dost edindiği Resulü, ümmetinden dost edinecek olsa, malıyla da, arkadaşlığıyla da, insanlığın en cömerdi olan Hazreti Ebu Bekir'i radıyallahu anh edineceğini söylemişti. Peygamberin aleyhissalatu vesselam dostu sadece canını değil, malını da bu yolda ortaya koydu. Zalim efendilerinin türlü cefaları altında inleyen Müslümanlar, onun sayesinde özgürlüklerine kavuştu. Bilal'e, Hamame'ye, Amir bin Fuheyre'ye, İslam'ın henüz başında bu yola gönül veren samimi Müslümanlara yeni bir hayat sundu. İnfak konusunda kendisiyle yarışan Hazreti Ömer'i radıyallahu anh, hüsrana uğratacak kadar eli açık idi. Bir defasında servetinin tamamını infak ederek, Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam, ailene ne bıraktın sorusuna Allah ve Resulünü cevabını vermiş, bu cevabıyla Hazreti Ömer'i radıyallahu anh geride bırakmıştı. Sadece cömertlik mi? Sadakat, samimiyet, fedakarlık, tevazu, takva, her bir güzel vasıf onun şahsında kendine bir yer bulmuştu. Her güzel amelin öznesi o idi. Failini arayan her hayırlı fiilin yolu ona çıkıyordu. Peygamberin aleyhissalatu vesselam kim diye sorup da olumlu cevap aradığı her soruya o cevap veriyordu. Ben. Bir defasında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ashabına bugün sizden kim oruçlu olarak sabahladı diye sordu. Cevabı veren o idi. Ben. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, bugün sizden kim bir cenazenin arkasından gitti? Dedi. Yine aynı ses. Ben. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, bugün sizden kim bir fakiri doyurdu diye sordu. Cevap yine ondan geldi. Ben. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, peki bugün sizden hanginiz bir hastayı ziyaret etti dedi. Yine fail Hazreti Ebu Bekir idi radıyallahu anh. Ben dedi. Ve bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dostunu şu sözlerle müjdeledi.
bu hasletler kimde bulunursa o mutlaka cennete girer. Sadık dostun adımları hep peygamberini izledi. Sıcak bir öğle vakti kapısı çalındığında anladı ki Mekke'den Medine'ye kutlu yolculukta Nebiye aleyhissalatu vesselam yol arkadaşlığı edecekti. Yola revan olduklarında bütün gece peygamberiyle aleyhissalatu vesselam yürüyen o idi. Gündüz olup karşılarına kocaman bir kaya çıktığında Nebi ile aleyhissalatu vesselam birlikte onun gölgesine sığınıp serinleyen o idi. Peygamberini aleyhissalatu vesselam dinlenmesi için ikna edip bu sırada oradaki bir çobandan biraz süt isteyen, sütü soğutmak için kırbasındaki su ile karıştıran, ikram etmek için peygamberini aleyhissalatu vesselam uyandırmaya kıyamayıp da başucunda uyanmasını bekleyen o idi. Korku içerisinde "Ya Resulallah, yakalandık!" dediğinde peygamberin aleyhissalatu vesselam "Üzülme, Allah bizimle" diyerek cesaret verdiği o idi. Miraç'ta peygamberinden aleyhissalatu vesselam sadakatini esirgemeyen Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, hicrette de onun can yoldaşı, mağara arkadaşı, yarı gârı idi. Hicrette, Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te her anında peygamberin aleyhissalatu vesselam vefalı dostu hep o idi. Vefatının yaklaştığı zamanlarda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, "Allah bir kulu dünya ile kendi katındakiler arasında muhayyer kıldı ve kul Allah katındakileri tercih etti" dediğinde orada bulunanlardan sadece Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ayrılık vaktinin yaklaştığını anlamış, gözyaşlarına hakim olamamıştı. Nebi aleyhissalatu vesselam son zamanlarını yaşarken kendisinin yerine ashabına namaz kıldırması için onun adını vermiş, mihrabını ona emanet etmişti. Hazreti Peygamberin aleyhissalatu vesselam makamını emanet almak, onun yerine geçip namaz kıldırmak. Bu son vazife ancak hayatının her anında Peygamberin aleyhissalatu vesselam en yakınında olan can dostuna Ebu Bekir Sıddık'a radıyallahu anh ancak ona nasip olabilir.